Big in Japan sendromu nedir? Big in Japan sendromunu duymuş muydunuz? Adına şarkı bile yazılmış bir deyim. Bu deyimin hikayesini merak ediyorsanız buyurun konumuza geçelim. Özellikle 70'li yıllarda Japonya 2. Dünya Savaşı'nın tahribatlarını üzerinden yeni yeni atıyordu. Japonya o dönemde başta olmak üzere başka kültürlere çok açıktı. Dünyadan ülkelerine gelen yabancı sanatçılara büyük bir coşku ile kucak açıyorlardı. 1959 yılında kendi ülkesinde çok da duyulmayan ama Japonya'da büyük bir sansasyon oluşturan One Way Ticket şarkısı ile gerçekleşti. Sonra ne mi oldu? Bu ilgiyi gören Avrupa ve Amerikalı şarkıcılar, gruplar Japonya'da konserler vermeye başladılar. Bu ilgi hem onların tanınmasını sağladı hem de çok iyi paralar kazandırdı. Bu sanatçılar için dünya çapında pek değerin yok. Ama Japonya'da bir numarasını denmeye başlandı. İşte Big in Japan deyiminin ortaya çıkışı da böyle gerçekleşmiş. Bu deyim de tabii ki sendroma dönüşmüş hayatımızda. Misal, okul çağlarında çok büyük bir başarı sergileyemiyorsundur. Okul genelinde başarılı olamasam da arkadaş çevremde en başarılı olurum dersin. İş hayatında küçük ölçekli şirketlerde çalışırsın. Müdür olduğun için sevinirsin. 5 yıl sonra da sana bağlı bir çalışan bile yoktur. Sırf müdürsün diye orada çalışmaya devam edersin. Çünkü konfor alanında bulunmak senin için yeterli bir sebeptir. Dünyayı merak etmezsin ve küçük Japonya'nda mutlusundur. Sendromu pek çok alanda örnek verilebilir. Peki siz Big in Japan sendromunda olabilir misiniz? Ya da dünyanın geri kalanı da sizin için merak uyandırıcı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.